Eğer sorumluluğumuz altındaki veya en yakınımızda kişiler bir öğüt, biz öğüt vermek istediğimiz halde bu öğüdü dikkate almazlarsa ve hata günah işlerlerse bu durumda bizim sorumluluğumuz ve vebalimiz ne olacak? Biz anlatmak istediğimiz halde onlar bunu nefislerine ağır geldiği için duymuyor, duymazdan gelirlerse. Mühim bir sual. Değerli kardeşlerim, Kur'an açık konuşuyor. Ya eyyühellezine amenu, hu enfusekum ve ehlikum nara, fekuduhen nasu vel hicar. Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Kendinizi korumak, ehlinizi korumakla eş değerlidir. Ehlini korumayan, sürüsünü dereden atıp da öldüren çoban gibidir, tazmin eder. Tazminata mahkum olur. Peki ne zamana kadar ne yapacağız? Şimdi 12 yaşındaki çocuğuna eğer söz geçiremiyorsan bu senin problemindir. Bu çocuğun problemi değil. Zamanında yapılması gerekeni yapmamışsın. Çünkü neden? Bugünün en yaygın hastalığı başarıya odaklanmak. Çocuğunun ubudiyet ve şahsiyetine değil başarısına odaklanmışsın. Sen başarıya takmaya başlamışsın. Çocuğundan bana şahsiyet getir yavrum demek yerine bana şehadetname getir yavrum demiş. Diploma getir. O da diploma getirmiş. Sen ne istediysen onu almışsın. Al baba diplomayı, benden şahsiyet ve ubudiyet isteme. Bu böyle. Eğer şahsiyet ve ubudiyet, kulluk ve şahsiyet kişilik isteseydin, yavrum ondan gerisi promosyondur, gelirse sevinirim, gelmezse alnımı bile kırıştırmam. Yeter ki bu ikisinde taviz verme. Kulluğunda ve şahsiyetinde. Dedin mi hiç? Demedinse şikayet etmeye hakkın yoktur. Ona bir havuz hazırladın mı? Hazırlamadınsa hakkın yok. 40 tane eşkıyanın içine bir tane evliyayı at, 40. günde o da eşkıya olur. Hocam 40 eşkıyanın evli olma ihtimali var mı? Var ama çok zayıf. Onu yapmak için 39 evliyanın arasına bir eşkıyayı atmak lazım. Havuz hazırladın mı? Balık gölde yetişir. Sen karaya bırakmışsın, niye timsah oldun diye kızıyorsun. Karada timsahlaşır. Başka çaresi mi var? Çöle düşürmüşsün damlayı, niye buharlaştın diye kızıyorsun. Göle ataydın. Göle ataydın da göl olaydın. Allah'ınızın aşkına başarıya odaklanmayın. Başarı şeytan işi. Çünkü başarı diye tarif ettiğiniz şey dünyevi başarıdır. Uhrevi başarıyı tarif etmiyorsunuz siz. Onun içinde yanlış yapıyorsunuz. Başarı hedef olunca başarıya ulaştıran kötü yöntemler de meşru oluyor. Ne olursunuz? İstikamete hedefle. İstikamet. Ve başarı tarifini dünyadan koparın. Başarı ahirettir. Onun için sorumlusunuz. Ağzından, ayağından saçına kadar sorumlusunuz. Ne zamana kadar? Sizin sofranızdan ekmek yemediği zamana kadar. Sizin beslediğiniz sürece, beslediklerinizle de dahil, evde bir, yani o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama hizmetçi var mesela veya işte bakıcı var. Öyle diyelim hadi daha ehven olsun. O da ehle dahildir biliyor musunuz? Evet, kavramsal olarak. Yani geçimini siz veriyor. Boğazını siz şey yapıyor ve terbiyesini siz üstleniyorsanız. İşçilerde, işçilere sözünüz geçtiği kadar. Onun için tabii bu vahyin indiği dönemde hizmetçiler ve köleler efendilerinin evladı gibi terbiyesine altındaydı da biraz o yüzden öyle anlaşılıyordu. Ama şunu söyleyeyim, ehliniz boğazını doyur, yani maddesini, dünyasını size muhtaç olduğu sürece ehlinizdir. Ama akıl bali olduktan sonra zecri değil, tedbirleriniz nasihate ilişkindir.
akıl bali oluncaya kadar zecridir. Yani bazen mecbur tutacaksınız. Yok, terbiyenin her biri bir unsurudur, öyle yok. Ya hocam, ho demişler, ho ha dememişler derdi dedem benim. Efendim, yani öyle bir çocuk yetiştirmiş ki bakıyorum daha. 8 yaşında hiçbir sorumluluk yüklememiş, 18 yaşında sorumluluk yüklemek istiyor. 8 yaşındakinin 8 yaşında sorumluluğu vardır. Hatta 3 yaşında çocuğa 3 yaşındakinin sorumluluğu yüklenir, biliyor musunuz? Her yaşın sorumluluğu vardır. Eğer o yaşın sorumluluğunu o yaşta üstlenmemişseniz 30 yaşına geldiğinde 30 yaşın sorumluluğunu da üstlenmez. Üstlenmez. Çünkü zamanında yüklememişsiniz. Sorumluluktan kaçmanın mazereti yoktur. Çocuklarınızı sorumluluk ahlakı çerçevesinde yetiştir. O nedenle bazen zecri, yani namaz kılacaksın. Gönlüne bırakamazsınız. Çünkü namaz sadece bilinç işi değil, aynı zamanda bedenin yatması işidir. Alışkanlıktır da onu söyleyeyim. Kılmak istese bile alışamamışsa oklavayı kıramaz. O böyledir.